Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 8 Aralık 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 16.11'i gösteriyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemlerde buluruz. Sevgili yarış severler bugün 8 Aralık 2021 Çarşamba günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı Ganyan analizi vermişti. Yine akşam yarışları İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben İstanbul at yarışı analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçme önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de yayınladığım bir köşemiz var. Sahadan duyduklarım köşemiz var ve her gün 5 ya da 6 misli küçük altılı adı altında yani isteyen arkadaşlarımız 12 lira 12 ila 15 lira arasında bir altılıyı tek misli oynayabilirler. İsteyen arkadaşlarımız da bütçesi olan arkadaşlarımız da bu altılıyı 5 ya da 6 misli şeklinde değerlendirebilirler. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız aylık 100 lira 15 günlük deneme katılımımız 50 lira, 2 aylık 150, 3 aylık da 200 lira ödeyerek grubumuza dahil olabilirsiniz. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakalım. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla telefon numaraları bana ulaşmıyor. Aynı zamanda Gmail adresimizde telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv.com gmail.com diyerek ben İstanbul at yarışları analizime geçiyorum. İstanbul'da gidi koşuluk güzel bir program mevcut. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın ikinci koşusuyla. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 17 yarışıyla start alacak. Burada esasında son koştuğu 5 sentetik yarışın beşini de kazanan ve son 3 sentetik koşusunu Görkem Özçelik idaresinde çıktı. Ee, evet koşular da kazanan 4 numaralı Strawberry Girl isimli safkanı bugün rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yarışı kazanmaya en yakın safkandır sevgili yarışseverler. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine son koşusunda özellikle dördüncü geldiği yarışta yine Veze Tabiş arkadaşımız biniyordu. Sonlarda adeta kanatlanan çok etkili bir sprint atan 7 numaralı Big Prize. Bugün Vedat Tabiş Dairesi'nde hata affetmeyecek isimdir özellikle safkana bugün e, tekrar biniyor ve de tabii arkadaşımız safkanı daha iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Sprint mesafesini iyi ayarladığı takdirde 4 numaralı Strawberry Girl kötü anlar, zor anlar yaşatabilir. Yine bu iki Safkan dışına çıkması durumunda 6 numaralı Persian Rose bu safkan da çok güzel bir üçüncülük elde etti son yarışını izlersiniz. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bugün Onur Öztürk idaresinde Altumalı Persian Rose da benim üçüncü şans vereceğim safkan olacak. Bu safkanın safkan dışına çıkması durumunda 8 numaralı Navano bugün özellikle Ares Karataş idaresinde piste çıkıyor. Bu safkan da bir Natu ve Kan temsilcisi arkadaşlar. Bu safkan da bugün dikkat edelim. İlk 4 safkan içerisinde bulunduralım derim ben. Sürpriz eden arkadaşlarıma 11 numaralı Happy Time ve 12 numaralı Mystery Focus isimli safkanları öneririm. Ve altılı Ganya'nın ikinci aya. iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Arkadaşlar burada da esasında banko olarak vermek istediğim bir isim var ama özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Herkes at yarışına bizim baktığımız şekilde bakmıyor. Biz gözlükle bakıyoruz ama başkaları gözlüksüz bakıyor. Yani ben şunu ifade etmek istiyorum. Burada 12 malı Twist and saw. Short isimli safkan, 12 moluk Twins and Short isimli safkan Esasında çok kaliteli bir isim. Son yarışında biraz yumuşak 3.8 pistte koştu. Safkanın gerek yapısı gerek gücü bana göre bu koşuda koşan safkanların hepsinden ileri. Safkan biliyorsunuz Atman Karataş harasından çıkma. Evet Sayın Lale Atman'a ait ve Halis Karataş'ta zaten akrabalık var. Yani kendi safkanlarına biniyor. Ben 12 motivist Twist and Shout isimli safkanı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Safkanı zorlayıp zorlamayacağını bilmiyorum ama o eşkaliyle, o yapısıyla sentetik pisti özellikle zorlar mı bilemiyorum ama ileriye yönelik güzel bir safkan. Adımlarını güzel Düzgün basabilen bir isim. Bugün ilk şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Lady Rüzgar birkaç ay ara verdi. 9. ayda koşmuştu ama galoplarında adeta uçuyor. Gerçekten çok iyi hazırlık dönemi geçirdi. Yani son yarışına çıktığı zamandaki galoplarıyla bu zamandaki galopları arasında birkaç saniye fark oynuyor ben bir numaralı Lady Rüzgar'ı da bugün Görkem Özçelik kardeşimiz idaresinde 12 numaralı Twist Ot kötü koşması durumunda ilk rakip olarak önereceğim. Yine beğenimi kazanan bir isim oldu. El Corredor temsilcisi 8 numaralı Queen Ayça. Ve de tabi benim 3. şans vereceğim isim olacak. Burayı 3 safkanla değerlendirdim. Altılı Ganya'nın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 5 yarışına geçiyorum. Burada da 2 numaralı Dragon Burn son 2 yarışını Özcan Yıldırım idaresinde çıktı. Ve son 2 yarışında sentetik piste şartlı 4 ve şartlı 5 yarışları çok rahat bir şekilde kazanmayı bildi. Bugün alternatif yine bank olarak kullanılabilecek bir safkandır. Tabii ki at yarışı bu. Ee, hepsi taş bu safkanların arkadaşlar ama bugün 2 numaralı Dragon Burn rakiplerinden önde görünen isim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda en çok beğenimi kazanan isim de Bus Ranger temsilcisi. Evet arkadaşlar, Gona West'in torunu 4 numaralı Benzema oldu. Bugün 4 numaralı Benzema da Görkemöz Çelik İdaresinde etkili koşmasını beklediğim isimdir. Yine 7 numaralı Maça Kızı düzelme yolunda gördüğüm safkanı bugün Müslüm Çelik İdaresinde dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak görüyorum ve son isim olarak da bu koşuda 6 numaralı Kızıl Aslan isimli safkan aslında çok güzel safkan. Son yarışında da söylemiştim arkadaşlar. Çok zor bir safkan. İri yarı bir safkan, zaptı güç isteyen bir safkan. Son yarışında Mertcan arkadaş Mertcan Akın arkadaşımız biniyordu. Tereddüt ettim o yarışta ama bu bu yarışta daha güçlü bir arkadaşımız, daha tecrübeli bir arkadaşımız biniyor. Gökhan Gökçe idaresinde özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma Önerjem isimdir ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı. Dört yaşlı Arapların 1500 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı dört yarışı son yarışında da sizlere banko olarak vermiştim. Özellikle dikkat çeken pedigrisini sizlere bastıra bastıra söylemiştim. Anne tarafından dayı bey gibi bir Safkan'ın torunu. Eski atçılar çok iyi bilir dayı beyin nasıl Safkan olduğunu. Ve babadan Uçanoğlu temsilcisi 4 numaralı Hür Uçan. Arkadaşlar bu Safkan son iki yarışını Güne e, Görkem Özçelik arkadaşımız idaresinde kazandı. Bugün Ahmet Çelik idaresinde bana göre uygun rakiplerinin yanında koşuyu yine rahat kazanması gerekir. Bugün 4 numaralı hürçam isim Safkan'ı ben günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz Safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Burada öncelikle şans vereceğim isim arkadaşlar. Evet 6'lı Ganyan'ın 5. ayağında 6 numaralı ve Gift isimli safkan. Sayın İbrahim Aracı'ya ait 6 numaralı ve Gift gerçekten galoplarında çok diri görünen isim. Özellikle safkanın pedigrisi ee, arkadaşlar çok hoşuma gitti. Brev Abde isimli safkanla ee, kardeş safkan anne tarafından bugün e, form durumunu beğendiğim safkanı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine iki numaralı Anadır love Özellikle son yarışın çok beğendiğim bir isim. Bugün işman çizik arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Biraz sertlik seven bir safkan. O yüzden bu yarışında işman çiziği tercihlemişler. Bugün başarılı koşacağını düşünüyorum. Bu safkanın yine 8 numaralı Pele and Dido son yarışında sonlarda çok etkili geldi. Çok güzel bir beden dili sergiledi. Kır Safkan bugün Adem Aslan idaresinde birinciyle ortak olabilecek Safkan'dır. Ve bir numaralı Anatolian Surprise bugün Alis Kartaş idaresinde piste çıkacak. Bir pardon torunu anne tarafı özellikle çok beğendiğim e, Fransız menşeli bir safkan. Bugün bir numaralı Anatolian Surprise'dan ilk e, dört safkan içerisinde değerlendirilmeli ve altılı Ganya'nın son ayağına kapanış koşusuna geçiyorum. Arkadaşlar ben sizlerden bir şey rica edeceğim. E, sizlere emek veriyorum. Altılı analizlerimi veriyorum ama sizler de bu kanala özellikle abone değilseniz izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Kanalımıza destek verirseniz hepinize minnettar kalırım. Bu kanal hepimizin kanalı. Bu kanal At Yarışı Camiası'nın e, kanalı. Tek çatı altında buluştuk. Eğer kanalımıza destek verirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 15 günlük deneme katılımımız var. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel... 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Yine 2 aylık katılmak isteyen arkadaşlarımız 150, 3 aylık katılım da 200 liradır. Kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Ve her gün bir küçük altılı veriyorum. Yani 12 lira ile 15-16 lira arasında bir küçük altılı veriyorum. Bu altıyı da bütçesi olan arkadaşlarıma 5 ya da 6 misli olarak tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar Ekim ayını 23.780 ile kapatmıştık. Kasım ayında da özellikle 30 Kasım Adana at yarışlarında bu ufak altılımız yani misli altılımız 6 altı misli tuttu. 1345 lira veren altılıyı 6 missi buldurdu, buldurduk WhatsApp grubumuzda 8194 reklamiye kazandırdık ve Kasım ayında yine 23200 lirayla 23180 lirayla kapattık. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız grubumuz aylık 100 lira 2 aylık 150 lira, 3 aylık 200 liradır. Videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgileri rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakın arkadaşlar. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla bana bilgiler ulaşmıyor. Ve altılı Ganyan'ın sonuya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 22 yarışı. Burada da 4 numaralı Kral Ömer bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Sayın İzzet Aksoy'a ait öz haber temsilcisi bugün koşma avantajına da sahip. Ahmet Çelik idaresinde öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Afacan form durumunu çok beğendiğim bir isim. Özellikle bugün Özcan Yıldırım arkadaşımız biniyor. Arek Kuyumcuyan'a ait 3 numaralı Afacan da bugün bu koşuda etkili koşmasını beklediğim bir diğer isimdir. Yine 8 numaralı Özgür Fatih pardon arkadaşlar özür dilerim yanlış telaffuz ettim. 8 numara Tatavla bir demir kır torunu 8 numaralı Tatavla bugün Müslüm Dairesi'nde bu koşuda etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine bir numaralı Süpermen zaman zaman etkili yarışlar yapabiliyor. Bugün Hişman arkadaşımız, Hişman kardeşimiz üzerinde bu safkanı dikkat diyerek dördüncü şanslı isim olarak önereceğim. Yine iki numaralı Nibolu ve 10 numaralı Can Seklavi isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. arkadaşlar bu altıları nasıl ufaltabiliriz? Altıgan yani 3. ayağında ekrimalı Dragon Born isimli safkanı banko olarak değerlendirirsek bu altılar 4'te 1'ine düşecektir. Zaten 638 lira e, 24 kuruş 4'te biri olursa da e altınlar yaklaşık 35-40 lira civarına hatta 30-35 lira civarına düşecektir. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel bir gün temenni ederim. Şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.